Türkiye'nin ilk borsa aracı kurumu Yatırım Finansman olarak Borsa İstanbul'dayız. Yatırım Finansman bu sene 48. yaşını kutluyor ve yatırım gününde Borsa İstanbul'da Büyük İstanbul etkinliğini düzenliyor. Türkiye'nin ilk aracı kurumu Yatırım Finansman'ın 48. yıl dönümünü bugün Borsa İstanbul'da yatırımcılarla birlikte kutluyoruz. Yatırım finansmanın 48. yıl dönümü için e, Borsa İstanbul'da yatırımcılarla beraberiz. E, son derece keyifli, güzel bir organizasyon bizim için çok anlamlı bir yandan da e, 15 Ekim yatırım finansmanın kuruluş yıl dönümü ve 48 yılı tamamladık. Bana New York'ta ve hayattaki üstadlarım bir şey öğrettiler. Nedenlerle sorunları karıştırmamak lazım. Hepiniz hoş geldiniz. Yatırım Finansman biliyorsunuz Türkiye'nin ilk borsa aracı kurumu e, ve bu yıl Yatırım Finansman 48. yaşını kutluyor. 48. yılımızdayız. E, o yüzden çok heyecanlıyız. İnşallah 50. yıla doğru gidiyoruz. E, biz her yıl bizim kuruluş günümüzü ki 13 Ekim e, bugün ama bizim kuruluş günümüz 15 Ekim. Pazar gününe denk gelecek şekilde Borsa İstanbul'da aslında piyasamızın merkezinde göz bebeği olan bir mekanda kutlamaya çalışıyoruz. Sizlerle buluşarak kutlamaya çalışıyoruz. Baş ekonomistimiz sevgili Erol Gürcan önce size ekonomi nereye gidiyor? Yani tüm işte piyasaları konuşacağız ama bu piyasalar ekonomiden bağımsız değil. Dolayısıyla biraz ekonomiyi anlatarak başlayacağız. Nuri Sevgen bizimle olacak. Çok özür diliyorum. Doktor Nuri Sevgen bizimle olacak. Ee, aynı, aynı zamanda Işık Ökte'ye yi de yine son bölümde sizlerle buluşturacağız bu salonda diyeyim. Ben bir kez daha hakikaten ağzınıza sağlık. Güzel bir gün olsun inşallah. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz diyeyim. Baş ekonomistimiz Erol Gürcan'a sözü bırakayım. Ben başlangıçta aslında biraz daha farklı bir yerden başlayıp sonra asıl konularımıza e, girmeye çalışacağım. Şimdi e, biz bu sene e, bir yelken takımı kurduk şirkette. Ben aynı zamanda eski Bahriyeliyim e, ve... Benim için hep finansal piyasalarla denizcilik, yelkencilik birbirine inanılmaz benziyor. Gerçekten denizcilikteki belirsizlik doğayla mücadele konusuyla finansal piyasada ayakta kalmak, hayatta kalmak aslında birbirine fena halde benziyor diyebilirim. Aylık enflasyon eğilimi ne anlama geliyor? Bir de şuradan bakalım. 3 aylık hareketli ortalama. Aylık enflasyonun 3 aylık ortalamasını yıllıklandırdığımızda yani hep bu son 3.4 devam ederse enflasyon nereye gider? Son üç aylık ortama ee, bu şekilde olursa aylık değişim yıllık enflasyon nereye giderin göstergesi bu. Şu anda hala da %43 civarında bir yeri işaret ediyor bu aylık enflasyon. Şimdi ne yapacağız bugün? Biraz küresel piyasalarla bakış açısını anlatacağız. Yatırımcı psikolojisine gireceğiz. Yatırımcının sizin yaptığınız hatalardan gireceğiz. Benim çıpraştaki hatama benzer bazı hatalardan bahsedeceğiz vesaire vesaire. Bakın potansiyel getir olarak başa baş analizin ne olduğunu bilen var mı? İşte bir türevci, bir finansçı buna bakmadan işlem yapmaz. Yani 100 lira kazandım değil. Veya benzine 3 lira zam geldi dediğiniz zaman ben şüpheyle yaklaştırırım. Yüzde kaç zam geldi diye bakarım. Çünkü öbürü biraz algı yönetimine girer ama oransal baktığınız zaman logaritmik bakarız finansta biz. Asla nominal bakmayız. Şimdi o yüzden de başa baş analizi nedir onu anlatayım. Başa baş analizi sizin Risksiz getirinizin ne olduğunu bilmeniz ve buna bağlı olarak gelecekte ne olacağına dair sizin bir öngörü yapmanızı sağlar. Biz hep bunu anlatmaya çalışıyorum sosyal medyada. Hocam biz faize mi yatıralım, nasıl borsalısınız diye laf atanlar oluyor ama işte bunu demek istediğim o değil. Burada biraz daha anlatmaya çalışayım buradaki e, siz değerli e, konuklarımıza. Mesela BIST 100 endekse göre ve dolara göre başa başa analiz yapalım. Mesela yıl sonunda ne olabilirmiş? Mesela BIST 100 endeksi ben bunu aldığım zaman 9 Ekim günü aldım. Ee, 10 Ekim günü gene borsa biraz daha düştü. O yüzden biraz daha aşağıdır. Siz ona göre hesaplama Bu 8962 idi o zaman endeksin seviyesi. O parayı bankaya koyduğunuz zaman %50'lik faiz oranı ki bu brüt faizdir bu arada. Neti daha düşük olur. 83 günlük dönemsel getirisi %11.37 oluyor. Yani endeksin başa baş seviyesi 9980. Bana New York'ta hayattaki üstadlarım bir şey öğrettiler. Nedenlerle sorunları karıştırmamak lazım. Nedenler ve yol açtığı sorunlar. Şimdi arkadaşlar bilgi olayına buradan geldim. Bilgi almanın bana göre arkadaşlar üç yeri vardır. Borsa İstanbul'da içinde olduğunuz şirket hakkında bilgi almanın üç yeri vardır. Bir, şirketin kendisi. Önemli bir bilgi yeridir. İki, çalıştığınız aracı kurumdaki araştırma ve yatırım danışmanlığı bölümleri ve ve eğer siz bir şubeyle çalışıyorsanız Mesela Serhat Kaya kardeşim Yatırım Finansman'da bana göre Türkiye'nin en iyi araştırmacılarından biri. Yatırım danışmanlığı ya da şubede çalışan sizin güvendiğiniz insanlar. Çünkü arkadaşlar siz gerçek işi olan insanlarsınız. Mühendissiniz, hemşiresiniz, doktorsunuz, avukatsınız. Arkadaşlar siz gidip yenilenebilir enerji sektöründe hangi hisse ne yatırımı yapıyor, niye takip edesiniz ki? İşiniz gücünüz yoksa, bakın söylüyorum, işiniz gücünüz yoksa ve ben borsada yatırımcı olacağım. Hayatımın bir döneminde bu şekilde finansal özgürlüğe kavuşacağım. O zaman gidin, tek bir şey öğrenin arkadaşlar. Temel analizi öğrenin, bilanço analizi öğrenin, şirketlerin nasıl para kazandığını, bilançoda hangi kalemleri CFOlar rahatlıkla gizleyebilir, nakit akışlarındaki öz kaynak kalemleri neden önemlidir? Gidin bunları öğrenin. Ne dedim? İkinci bilgi alma yeri iş yaptığınız aracı kurumlar. 3. bilgi alma yeri 3. bilgi alma yeri o sektörde çalışan insanlar.